kurumlarda. Bu kurumlar kamu kurum olabilir, özel kurumlar olabilir. Bu kurumlarda veriyle ilgili her alanda çalışabilirler. Burada istatistikçi, veri bilimcisi, veri analisti, veri madencisi, süreç analisti, sistem analisti gibi alanlarda çalışabilirler. Nereler kurum sayacak olursak, biz İstanbul'dan SPK'ya, yani Sermaye Piyasası Kurulu'na, efendime söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan holdinglere, efendime söyleyeyim TÜİK'ten işte Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'na, bütün alanlarda çalışabilirler. Bir diğer avantajı da şu istatistik mezunlarının, o burada istatistikten mezun olan arkadaşlarımız, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin mezunlarının çalışabileceği, kamu ve özel kurumlarının tamamında çalışabilecek durumdadırlar. Çünkü bizim derslerimizin içerisinde, müfredatımızın içerisinde o konularla ilgili de derslerimiz söz konusu. Bizim üniversitemizin istatistik bölümünün İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde var olan bölümlerle denkliği söz konusu. Denkliği söz konusu olduğu için de tüm o kurumlarda çalışabiliyorlar. Bir diğer şeyi de belirtmek istiyorum ben burada. İstanbul Ticaret Odası gibi bir oda, dünyanın sayılı büyük odalarından birisi. Bu odada da iş imkanları, staj imkanları sunabiliyoruz. Biz öğrencilerimizi uygulamaya yönelik eğitiyoruz, öğretiyoruz konuları ve mezun olduklarında aslında iş hayatının içerisinde istatistiği nasıl kullanacaklarını bildikleri için çok fazla talep görüyorlar. Yapılan merkezi sınavlarda istatistik bölümü mezunlarımızın birçoğu ilk 5'te yer alıyor. Maliye, iktisat, muhasebe gibi alanlardan mezun olanların önüne geçiyor. 22 tane istatistik bölümü var Türkiye'de. Bu 22 tane istatistik bölümünün içerisinde ilk 5'te yer alıyoruz. Mezunlarımızın merkezi sınavlarda almış oldukları başarılarda.